Arkadaşlar herkese selamlar, sevgiler. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün 16 Kasım 2024 tarihlerimiz. Tüpraş Lisesi ile beraber Tüpraş Lisesi Cuma günü kapanışını 148,1'lerden yaptı. Günlük bazda 0,14'lük bir artış görüntüsü oluşturmuştu Tüpraş Lisesi'nde. Ben daha önce kanalımda Tüpraş Lisesi ile alakalı analiz paylaşmıştım. Kanalıma abone olan arkadaşlar bilirler. Bugün de tekrardan e, geri kalan... E, haftalarda geri kalan günlerde tüpraş hissesiyle ile alakalı tekrardan yeni bir analiz paylaşmak istedim. İlk defa videomu izleyen arkadaşlar e, abone olarak destek olurlarsa sevinirim. Bu şekilde analizler paylaşmaya çalışıyorum. Sizleri bilgilendirmeye çalışıyorum. E, haftalık günlük süreçlerde hisseyle alakalı inişlerde ve çıkışlarda e, gerek teknik analiz kısmında gerekse takas analiz kısmında e, gerekli bilgileri arkadaşlara sunmaya çalışıyorum. Sizlerden isteğim kanalıma abone olmanız. E, tüpraş hissesiyle alakalı 24 Ekim 2023 sonrasında çizmiş olduğum grafik bu şekilde arkadaşlar. Neden 24 Ekim? Çünkü bir yıllık grafik bazlı inceliyorduk. Şimdi ben bu tarihi 16-17 Kasım'a aldım arkadaşlar. Bakın 16 Kasım sürecinde hisse bu fiyatlarda yani yaklaşık olarak 150'li fiyatlardaymış. Bugün itibariyle baktığımızda geçen seneki fiyatının altında bir görüntü bizlere sunuyor. Tüpraş hissesi en azından yıllık bazda incelediğim zaman da geçen seneye göre de kıyas yapabiliyoruz. Çünkü bir sene önceki fiyatı neredeydi? Buradaydı. Şimdiki fiyatı ise altında arkadaşlar. Görüntü itibariyle gördüğünüz gibi. Şimdi bu çizim eski analizlerle alakalı. Bunun üzerinden incelemeye çalışacağız. Devam edeceğiz. Söylediğim gibi abone olursanız arkadaşlar en azından bu şekilde analizleri kaçırmamış olursunuz. Hiçse burada Düşüş yönlü gelip e, dokunduğu dip bölgesini burada da arkadaşlar tekrardan bir yıl içerisinde teyit etti. Buradan başlattığı yükseliş hareketini 204'lere kadar taşıdı. Tekrardan bu dip bölgelere dokunuşunu gerçekleştirdi. Ve şöyle yaklaştıralım kısa vadeli grafiklere. E, şuradan çizgimizi alalım. Dikkat ediyorsanız arkadaşlar şu şekilde hissede yukarı yönlü bir hareketlenme söz konusu olmuş tüp hissesinde. Tabi bunu indikatörüne baktığımızda vakti indikatör verisinde de yine yukarı yönlü bir alım sinyali görüntüsü devam ediyor. Karşımıza çıkabilecek Fibonacci direnç seviyeleri neler? Arkadaşlar ilk seviye burası. Burası 152,5 seviyesi. İkinci seviye ise burası. Burası da 163,6 seviyesi. Bir üstünde ise arkadaşlar şu bölge bulunuyor. Burası da karşımıza çıkabilecek 171.3 seviyesi. Bunlar bu şekilde dursun arkadaşlar Fibonacci direnç seviyeleri günlük grafikte karşımıza çıkabilecek e, Fibonacci direnç seviyeleri. Peki destek seviyelerimiz neler? Burada 138 seviyesi vardı. Bakın 138 seviyesi aşağı yönlü. Şöyle çizeceğim e, 138 seviyesi. Burası bu nokta ve bir alt noktası. Şu nokta arkadaşlar fiyatlanmaya göre ikinci nokta 120 seviyesi karşımıza çıkabilecek Fibonacci direnç seviyeleri tüpraş hissesinde. Indikatör verisini EMA'ya çevirelim arkadaşlar. EMA'lar önemli. EMA üstsel hareketli ortalama diye geçiyor. Şöyle sizler için ben bunları görünür yapacağım. Henüz kanalıma abone değilseniz siz lütfen abone olursanız sevinirim. En azından bu veriler sürekli sizlerle olmuş olacak. E, ben paylaştıkça ekranlarınıza düşecek burayla ilgili de şu şekilde bir destek görüyoruz. Oluşturalım. Arkadaşlar şimdi şurayı da biraz daha küçültelim. Evet. Şimdi çok karışık gibi gelebilir ama karışık gelmesin. 20 günlük EMA'mız e, nerede? Fiyatlanma olarak 146 seviyesinde. Peki bizim hissemiz kaç kapanışını yaptı cuma günü? 148,1 kapanışını yaptı. Yani baktığımızda e, hisse şu an EMA seviyesinin kısa vadeli EMA göstergesinin üstünde. Bu olumlu mu? Geçmişe baktığımızda EMA hisse fiyatının altında olduğu dönemlerde bir yükseliş trendi görüntüsü varken hisse fiyatının üstüne geçtiği dönemlerde ise bir düşüş trendi görüntüsü oluşturmuş. Bakın burada alt tarafa geçmiş ve sonrasında birkaç mum e, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mumluk bir süreçte yani 10 günlük süreçte e, hisse pozitif kapanışlar yapmış, sonrasında temettü verdi hisse bildiğiniz gibi düştü arkadaşlar. Dolayısıyla e, sözün özü EMA seviyelerinin hisse fiyatının altında olması o dönemde hisse fiyatlarında bir yükseliş olduğunu görüntüsünü bizlere sunmuş geçmiş grafiklere göre. 50 günlük emamıza baktığımızda 50 günlük emamız 151,5 seviyesinde ve burada çizmiş olduğum Fibonacci direnç seviyesine yakın bizim Fibonacci direnç seviyesi bölgesi 152,5 olarak görünüyor. 100 günlük seviyemize baktığımızda 100 günlük seviyemiz 156,9'larda görünüyor. 200 günlük seviyemize baktığımızda ise 200 günlük seviyemiz 156,6'larda larda arkadaşlar 200 günlükle 100 günlük birbirine yakın bir görüntü sunmuş. Bir diğer verimiz, indikatör verimiz RSI Göreceli Güç Endeksi. Göreceli Güç Endeksinde ise yukarı doğru bir hareketlenme söz konusu hatta bunu ben sizlere şöyle göstereyim, sağa çekeceğim. Bunları sizin de görmenizi istiyorum arkadaşlar. Bakın şu şekilde yukarı yönlü bir e, hareketlenme söz konusu. Şu an negatif bölgede, burası negatif bölge arkadaşlar 50 seviyesi, e, 50 seviyesi de bulunuyor. Ee, göreceli güç endeksi, RSI seviyesi. Evet dostlar, ee, analizimiz bu şekilde olacak ilerleyen günlerde. Yine bu şekilde bir kalsın grafiğimiz, bunu kaydedelim. Ee, Sizlerde video hoşunuza gittiyse abone olarak beni takip edebilirsiniz, ee, videoyu beğenebilirsiniz. Ee, ilerleyen günlerde tekrardan güncel analizlerle sizlerle beraber olmaya çalışacağım. Umarım yatırdığınız yatırımlarınız güzel noktalara gelir, güzel kazançlar elde edersiniz. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.